Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la birlikteyiz. Biliyorsunuz Sedat Peker uzunca zamandan beri Türkiye gündemine oturmuş durumda. Her yeni videosunda yeni iddialar ortaya koyuyor. Bu sefer de Suriye konusuyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını daha sık anmaya başladı. Bu bağlamda da organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla birlikte devlet içerisinde bir çürümeden söz edebilir miyiz? Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Şimdi ya burada çok güncel bir meseleyi tarihsel bir boyutuyla ele almak saçma ama ya bundan 100 yıl hatta 100 yılı aşkın bir süre önce çok güzel bir söz söylenmiş. Bir işte devrimci tarafından, Lenin tarafından emperyalizm çürümedir demiş. Yani emperyalizmin kendisi. Şimdi hayatın her alanında bu çürümeyle karşı karşıya geliyoruz. Bu üstelik de yalnızca Türkiye'ye özgü değil. Yani dünyanın her yerinde bugünkü mevcut sistem çürüyor ve çürütüyor. İnsanları da çürütüyor. Şimdi bugün karşı karşıya olduğumuz manzara, yani işte yalnızca Sedat Peker ya da bir başkası çıkıp televizyonda belli aralıklarla videoda anlattığı için değil. Aslında memleketin neresine bakarsak bakalım, korkunç bir çürüme ve insana karşı bir saldırı var. Ya bu çok açık. Ve Peker aslında videolarında doğrudur yanlıştır ayrı mesele. Ama genel olarak söylediği şeylerde de bir tutarlılık var. Sadece küçük bir kısmına değiniyor aslında. Ya fotoğrafın çok küçük bir bölümünü gündemine alıyor. Gayet doğal. Dediğim gibi her tarafı dökülüyor sistemin. Şimdi neden dökülüyor? Neden çürüyor? Bu soruya yanıt vermemiz gerekiyor. Dikkat edilirse bütün konularda bir para bağlantısı var. Yani aslında bir ekonomik rant paylaşımı var. Biz soruyu bu rantın paylaşılması hukuki olarak adil bir şekilde yapılabilir mi diye sorarsak yanlış yaparız. Soruyu şöyle sormamız gerekiyor. Niye rant paylaşılıyor? Niye bu toplumun, insanlarımızın, yurttaşlarımızın eşit olarak yararlanması gereken ekonomik zenginlikler neden birileri tarafından el konuyor? Çünkü biz bunu sorgulamazsak o el koyanlar arasındaki rekabeti de meşrulaştırırız. Yani ortada bu pastadan birileri çok büyük paralar kazanacaksa onların arasında büyük bir kavga çıkacaktır. Bu kavgada kim yasa dışıdır, kim yasaldır sorusuna yanıt bulmak kolay değil. Bulamazsınız. Yani o yüzden de bir kere bu çürümenin kaynağında Türkiye'nin zenginliklerine bir avuç kişinin el koymasının meşrulaşmasıdır. Mafya lideri ya da temiz patron hiç bizim gözümüzde fark etmiyor. Aslında mesele budur, özü budur. Efendim şimdi baktığımız zaman mafya, siyaset, medya üçgenini yine konuşuyoruz ve tüm bunların sonucu olarak da mağdur olan yine halk bizim karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ve bu bağlamda baktığımız zaman da yaşanan bu süreci halk nasıl değerlendirmeli, nasıl hareket etmeli bu süreç karşısında? Şimdi tabii bu süreçte bir kere edilgen olan, pasif olan kaybeder. Yani şimdi burada inisiyatif baktığımız zaman işte taraflar değil mi ortaya çıkıyor. Kimliklerden bağımsız söylüyor ama İçişleri Bakanı çıkıyor. İşte başka siyasiler çıkıyor. Bir tarafta da işte Peker konuşuyor. Şimdi bu taraflaşma bir kere bir sağlıklı değil. Neden değil? Türkiye çok uzun bir süredir ilginç bir biçimde AKP'nin iktidarının içinden özneleri tartışıyor. Yani Gülen cemaati, şimdi FETÖ diyorlar ama uzun bir süre muteber bir kişiydi ve koalisyonun parçasıydı. Hepimiz biliyoruz. Kendileri aldatıldık diyorlar, o ayrı. Şimdi o çıktı. Onun öncesinde bazı siyasiler ayrıldı AKP'den. İşte sonrasında şimdi bakıyoruz işte Babacan ve Davutoğlu çıktı. Şimdi Sedat Peker. Bunların her birisinin konumu farklı ama hep AKP içerisinden çıkan, o koalisyonun parçası olan kişiler tartışılıyor Türkiye'de. Bu şu anlama gelmesin. AKP'ye karşı hiç muhalefet yok. Bunu söyleyemiyorum. Ama ne ilginçtir ki sürekli olarak asıl gündem AKP'nin iç kavgaları oluyor. Ve şimdi bile hani Sedat Peker'in videolarından bağımsız bir biçimde
AKP'deki yaşanabilecek olası gelişmeler tartışılıyor ki AKP'de değişik hizipler var. Bu ortada biliniyor. Yani gazeteler yazıyor, kendilerini de açık ediyorlar. Ki Peker'in videolarında değil mi AKP içerisindeki iki tane etkili grup, birbirine rakip grup gündeme geliyor. Yani bir tarafta Soylu, bir tarafta Berat Albayrak'ın ekipleri, bunları gündeme geliyor. Şimdi burada bir kere bu tuhaf tabloyu tersine çevirmenin tek bir yolu var. Halkın sözünü söylemesi. Şimdi halkın sözünü, halk nasıl söz söyler? Halkın sözünü söylemesinin temel olarak seçimlerde olduğunu söyleyen herkes halkın sözünü söylememesi gerektiğini söylüyordur. Çok net. Yani 4 yıl ya da 5 yılda bir yapılan seçimlerle ya da daha erken işte erken seçimlerle halk siyaset yapamaz. Dolayısıyla bugün Peker bile bir ara şeyi söyledi değil mi? Sizsiniz asıl patron. Yani halk sizsiniz dedi. Erdoğan bile size bağlı falan dedi. Şimdi ama bunun olması için... Peker'in bu tavrını nasıl görüyorsunuz peki? Peker'in halkı yüceltme tavrını nasıl görüyorsunuz? Bugünkü videosu... Buna geleceğim izin verirseniz. Bu şeyi bir bitireyim. Zaten onunla bağlantılandıracağım. Şimdi toplumun, halkın... tabii seçimler kuşkusuz önemli ama kendi ağırlığını koymasının tek bir yolu var, çok olmasının avantajını kullanmak. Yani çünkü toplumda bu işte çıkarlar, rant kavgası, sömürücüler, ezenler ne ad vereceksek verelim azınlıktalar. Çoğunluk yoksul, sessiz, ezilmiş, dışlanmış durumda. Yani toplumun, nüfusun büyük çoğunluğu. Şimdi bizim en büyük avantajımız ne? Bu kesim çok fazla. Şimdi ama bu fazlalığı sadece seçimlerde aritmetik bir hesaba indirgediğimiz zaman kaybediyoruz. Fazla ve çok olan, çoğunluk olan ve haklı olan sesini çıkarmak zorunda. Ses nasıl çıkarılır? Şimdi bu iktidarın en büyük meziyeti sokağı gayrimeşru ilan etmek oldu. Ya niye gayrimeşru olsun? Sokak bir tepkidir, protestodur, siyaset biçimidir. Yani sokağa gayrimeşru kimse ilan edemez. Bu bir. İkincisi, örgütlü davranış. Zaten örgütlü davranış olmadan sokak her zaman sonuç vermez. Ama örgütlü davranış. Nedir bu örgütlü davranış? Ya şimdi Türkiye'de değil mi? Site yönetimleri, apartman yönetimleri var, muhtarlıklar var, sendikalar var, demokratik örgütleri, köy dernekleri. Çoğaltabiliriz. Bunların hepsi örgüt. Ama toplama baktığımız zaman bu toplum inanılmaz derecede örgütsüz. Çok örgütsüz. Örgütsüz olunduğu için Peker'in videoları bu kadar izleyici buluyor. Çünkü insanlar örgütsüzler ve çareyi ya bu adam kötüdür, şudur, budur, suç örgütüdür falan ama galiba bunların hakkından bu gelecek türünden bir yaklaşımla bakıyorlar. Şimdi şunu unutmayalım. Kim götürürse o kazanır. Kim sonuç alırsa o kazanır. Biz hep şunu söylüyoruz. Denize düşen yılana sarılır. İşte aman önce şu gitsin, şu gelsin. Buradaki mesele şu. Halk ağırlığını koymadığı takdirde döner dolaşır, halk zarar görür. Bunu anlatılması lazım. Dolayısıyla bugünkü meselede halkın kesinlikle kendisini devreye sokması lazım. Bunun da 5 tane yolu yok. 1 tane yolu var. Örgütlü davranma. Türkiye'de toplumun hiç değilse ağırlıklı bir kesimi örgütlü mücadelenin içerisine çekilmeli. Biz bunu TKP olarak görüyoruz ama önemli değil. Yani örgütlü davranış her durumda yarar. Kişilerin tırnak içinde kahramanların peşine takılmaktansa halkın kendi örgütlü gücünü belli noktalarda yansıtması gerekir. Sorunuzun bir şeyi vardı. Peker niye halkı şey yapmaya çalışıyor. Ben burada şunu, şimdi Peker bu videolar başlayıncaya kadar toplumun nezdinde bir algı vardı. Yakın destekçileri dışında. Yani Peker'in bir toplumsal seslendiği şey var. Ağırlıklı olarak kendisinin ülkücü taban dediği bir yerde bir ağırlığı vardı. Şimdi ama Türkiye'de söylediklerinizin inandırıcı olabilmesi için bu kesimin dışına çıkmanız gerekiyor.
Ve burada da sol, şimdi solun Türkiye'de seçim ağırlığı yok, toplumsal ağırlığı yok ama solun bir önemi var. Sol meşruiyet kaynağıdır. O yüzden de hem halka hem de sola dönük öncesinden farklı mesajlar veriyor. Yani iyi solcular vardır diyor mesela. İşte çakmalar vardır ama iyiler de vardır işlerinde falan. İşte Alevilere, Kürtlere dönük söyledikleri şeyler yeni şeyler kendi açısından. Bunu yapma nedeni şu, inandırıcılığın artması gerekiyor. Yani şu ana kadar çünkü astı, kesti, tehdit etti falan. Bir bölümünü ben yapmadım diyor falan ama önemli değil. Bu algıdan yararlandı. İlk videosunu da galiba söylemişti. Benim işime geliyordu. Benim hakkımda yaratılan efsane falan. Buna benzer bir şey söylemişti. Önemli olan algıdır. Dolayısıyla Sedat Peker'in inandırıcı olabilmesi için kendisine dönük algıyı değiştirmesi gerekiyordu. Ya bunu başardı yalnız. Bunu söylemek zorundayım. Ya genel olarak biz kendimizi katmıyoruz bunun içerisine ama genel olarak Sedat Peker kendisine ilişkin değerlendirmeleri değiştirdi ve ben geçen bir şeyden sonra söylemiştim bu İçişleri Bakanı çıktığı programdan sonra kime inanıyorsunuz diye bir anket yapılsa ortaya çıkacak olan sonuç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çok üzerdi bir anket yapılsa. Peki bunun sonucu olarak bu duellonun sonucu nasıl olacak sizce? Nasıl öngörüyorsunuz siz bunu? Bir gün neticede bitecek yani bu video paylaşma serisi. Tabii ki. Şimdi zaten videoların arasını böyle bir haftalık periyotlara açıldı. Pazar günleri. Şimdi burada belli ki. Şimdi buna pazarlık da diyebilirsiniz. Sonuç bekleme de diyebilirsiniz. Bugün çok ilginç bir şey de arayı galiba sıkıştırdı. Evet bugün yaptı onu. İşte aklımı tatile çıkarmıştım, geri çağırdım diye. Şimdi bu şu anlama geliyor. Ben artık daha kontrollü gideceğim. Pazarlık seslenmesidir. Şimdi gelecek hafta Erdoğan'la sohbet edeceğiz diyor. Onu asla onun için kötü bir şey söylemeyeceğim diyor. Şimdi bunlar belli ki bir takım mesajlar. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Bir kere Erdoğan'ın ve AKP cephesinin geçen haftaki tavrı, herkes işte bitti bu iş, daha çok saldıracaklar falan filan diye düşündü. Ben öyle düşünmüyorum. Erdoğan o şekilde konuşmak zorundaydı. Yani çünkü bir siyasi iktidar kolay insan gözden çıkardığı anda sürdüremez Türkiye gibi bir yerde. Dolayısıyla bir kere zamana yayarak bir belki ayıklanma içerisine gidecektir. Ama benim görüşüm Erdoğan'ın bu şekilde devam edemeyeceği. Dolayısıyla bazı müdahaleler yapacaktır bu alana dönük. Yani fazlasıyla artık kirlenmiş, daha doğrusu yük taşıyamayacak unsurlardan kurtulmaya çalışacaktır ki geçmişte yaptı bunu. Gene yapacaktır. Mesele şu, ortadaki şey... suç mekanizması çok yayılmış durumda. Yani bu bayağı incelikli bir ameliyat gerektiriyor. Yani çünkü herkesin bir ötekine karşı elinde kozu var. Burada iktidarın koalisyonunda hiç kimse buradan azade değil. Birileri daha fazla kazanmış, birileri daha ama herkes birbirine karşı koz biriktirmiş. O yüzden de zorluklar var. Bu zorluklar biraz da Sedat Peker'in video sistematiğiyle çıktı ortaya. Mesela ilk başta Pelikan grubuna yöneldi. Sonra bir anda Soylu girdi. Cepheyi çok genişletti. Bugün onu da söyledi. Biz biraz fazla düşman yarattık diye arada bir şey söyledi. Demek ki bir artık sadeleşmeye gitmeye çalışıyor. Ben yakın gelecekte AKP iktidarının iç dengelerinde önemli değişiklikler olacağı kanaatindeyim. Bunun dış politika bağlantıları da var. Hiçbir şey rastlantı değildir. Yani biz iki aydır Biden yönetimiyle AKP arasında nikah tazelenmekte olduğunu söylüyorduk. Burada çok ileri noktalara gelindi. Türkiye bu Peker videoları nedeniyle görmüyor meseleyi. Çok büyük olasılıkla Türkiye ile ABD ilişkilerinde pürüzlü bazı noktalar halledilmek üzere. Dolayısıyla bunun iç politikaya yansıması olacaktır. Belki de Erdoğan iktidarının ömrünü uzatacak gelişmeler yaşayacağız. Bunu önemsemek gerekiyor. Bu nedenle de halkın
örgütlülüğü son derece kritik. Bakın videolar, işte uluslararası baskılar falan filan, bunlar bu dünyanın içindeki tartışmalar. Bu dünyayı karşımıza alarak bir mücadele örgütlemediğimiz takdirde bu mücadelenin iç dengelerine mahkum kalıyoruz. Herkes ABD Erdoğan'dan hesap soracak diye bir fantastik düşünce içerisindeydi. ABD emperyalizmi kendi çıkarlarının peşinde koşar. Yani bu gayet açık, bildiğimiz bir şey. Erdoğan'daysa bu çıkarlar, Erdoğan'ı desteklerler. Bir de Erdoğan'ı çok kötü köşeye sıkıştırdılar. Yani Erdoğan ömrünü uzatmak için daha fazla bedel ödemek zorunda uluslararası güçlere. Oraya da gidiyor Türkiye. Böyle diyebilirim. Kemal Bey, şimdi bir de Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla ilgili son olarak konuşalım dilerseniz. Sedat Peker şunu diyor: Sadat benim üzerimden Türkmenlere gönderdiği silahları El-Nusra'ya teslim etti. Şimdi baktığınız zaman bu iddia nasıl bir sonuç doğurur ilerleyen zamanlarda? Şimdi ilk kez biliyorsunuz bu atılmadı ortaya, bu iddia. Yani Sadat'ın Suriye ve Libya'daki faaliyetlerine ilişkin çok önemli iddialar konuşuldu ki Cumhuriyet Gazetesi de bunu yaptı. Hatta davalar açıldı bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Gazetesi'ne. Şimdi ya da suç duyurusunda bulundu, bilmiyorum. Ama ilk kez bunlar konuşulmuyor. Öte yandan da önemsiz mi? Önemli, çünkü gene kendi tanıklığı. Diyor ki benim tırlarımın arasına karıştılar ve Türkmenlere gideceği söylenen tırların bir bölümü El-Nusra ve benzeri örgütlere gitti ve orada da silahlar vardı. Şimdi bu tabii önemli ama şunu unutmayalım. Şimdi bunlar zamanında çok önemli bilgilerdi. Mesela tırlar meselesi neden önemliydi? O zaman Suriye'de bu gayrimeşru işler uluslararası alanda çok büyük gürültü çıkartabilecek noktadaydı. Hatta Rusya bir ara Suriye devletiyle işbirliği halinde bunları uluslararası gündeme taşımak üzereydi ki Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşmeye başladı. Yani Rus yönetimi vazgeçtiler bunu gündeme almaktan. Şimdi meselemiz şu: Türkiye ondan sonra, şimdi El-Nusra kağıt üzerinde artık yok. Türkiye ondan sonra bundan daha büyük bir iş yaptı aslında. Ve geçmişte işte Özgür Suriye Ordusu falan destekleniyordu. Şimdi Türkiye Özgür Suriye Ordusu'nu dönüştürerek bir başka ülkenin içerisine kendisine bağlı bir orduyu soktu. Suriye Milli Ordusu adı altında. Dolayısıyla şimdi artık bir üst aşama. Yani daha önce Suriye'deki iç savaştaki taraflara örtülü bir biçimde silah yardımı yapıyorsunuz. Bu suç. Ama şimdi Birleşmiş Milletler'de hala tanınan Suriye'nin meşru iktidarına karşı o iktidarı devirmeye çalışan bir ordu kurarak onunla birlikte hareket ediyorsunuz ve Suriye'nin bazı bölgelerine girmiş durumdasınız. Şimdi burada yeni bir safa var. O yüzden de şunu söylemek zorundayım. Bu işler böyledir. Türkiye'de Suriye'deki karışıklıklar başladığında ve iç savaşa dönüştüğünde birçok kişi, bugün AKP'ye karşı olan birçok kişi, Suriye'de sözüm ona, işte Suriye'deki diktatörlüğü devirmek için Suriye halkına yardım edilmesi gerektiğine dair tezler ileri sürüyor. Şimdi saymayayım bu tezleriyle süren siyasetçileri. Ama Suriye'nin, hatta Suriye'nin demokratikleşmesinin, Suriye'nin yerelleşmesinden ve Suriye'de özerk bölgelerin ortaya çıkmasından geçtiğini söyleyenler vardı. Şimdi Türkiye'de AKP iktidarı bu fırsatı değerlendirmeyecek miydi? Değerlendirdiler ve bugün Peker de söylüyor, Suriye'de olmalıyız, olmaya devam etmeliyiz ve çıkmamalıyız. Dolayısıyla işte buradan birileri para kazanıyor. Ya silah satışı olan yerde birinin para kazanmaması mümkün mü? Ayrıca şunu unutmayalım. Sadat niye kuruldu? Birileri para kazansın, bir yandan da Türkiye'de iktidar resmen sorumluluk altına girmesin diye kuruldu. Yani bazı işleri özerk
şirketlere havale ediyor. Bunu dünyada yapan başka ülkeler de var. Sadat da bunlardan bir tanesi. Şimdi inkar ediyorlar. Açıklama yapmışlar bugün falan. Ama herkes biliyor. Ayrıca reklamını kendileri yapıyorlar. Yani biz Suriye'de hiçbir iş yapmıyoruz falan diye bir açıklamanın bir anlamı yok. Ancak Sedat Peker'in açıklamaları bence biraz geride kalan bir olguyu gösteriyor. Bugün Türkiye açıkça, bakın üniversite kuruyor, yani yerleşmiş durumda Suriye'nin bir kısmına. Ve buralarda artık Türkiye'de, Türkiye'nin kendi silahlı güçleriyle Suriye Milli Ordusu arasında bir ayrım yapmak güçleşiyor. Yani emir komuta kimin elinde falan, bu iş geçmişiz. Yani El Nusra'ya silah gitmesi artık bana göre geride kalmış bir olgudur. Vehameti bitmiyor tabii ki. Şunu söyleyeceğim. Ne işimiz var bizim orada? Yani bakın, meşru bir ülkenin başka bir ülkenin içerisinde silahlı bir oyunun parçası oluyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki benim güvenliğim söz konusu. Eğer Suriye'de bu karışıklıklara destek olunmasaydı Türkiye'yi tehdit eden hiçbir şey olmayacak. Eğer öyle bir tehdit varsa. Şu anda bir meşru başka bir ülkeyi parça parça eden bir operasyonda rol üstlenmiş durumda Türkiye. Ve yani geldiğimiz nokta işte tırlarla kime silah gitti falan bu nokta. Ama dediğim gibi bunları çok açtık. Bir ülke, bakın petrol ticaretinden söz ediliyor. Bildiğimiz başka şeyler var. Fabrikalar söküldü, buralara geldi. Tarihi eser kaçakçılığı. Her açıdan Suriye yağmalanıyor. Bu insanlık adına muazzam bir suçtur. Mesele yalnızca silah değil. Gerçekten dediğim. Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ondan sonra atıp tutuyorlar işte. İsrail bilmem ne one minute'tür. ABD işte Türkiye'yi bölmeye çalışıyor falan. Ya geçiniz. İşte İsrail'le Peker bugün de değindi. Ben de size bir şey söyleyeyim. Arap ülkelerinin bir bölümünün İsrail'le ticareti Türkiye üzerinden yürüyor. Araplar kendileri pisliğe bulaşmamak için. 10 yıllardır Türkiye üzerinden İsrail'le ticaret yapıyorlar. Türkiye gönüllü olarak bunu yapıyor. Kendisi İsrail'le yaptığı işin dışında. Evet, Türk gemileri taşıyor Suriye'ye. Yani bütün bu Akdeniz'deki şeylerde İsrail'le olan ticarette Türk gemileri kullanıyor. Ama daha ötesini söyleyeyim. Dediğim gibi Türk firmaları Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki trafiği de aracı oluyorlar. Ondan sonra geçmişler yok Filistin davası falan diye. Dış politikası Türkiye'nin baştan aşağı suç üzerine kuruldu. Ne yazık ki. Bunu biz yurtseverler söylüyoruz. Söylemek zorundayız. Kendi ülkemizin de kaynaklığı olan suçları söylemeyecek miyiz? Konuşmayacak mıyız? Her şeyi kafa mı sallayacağız? Yok böyle bir şey.